Merhaba, beni bekliyorsunuz galiba. Buyurun odama geçelim. Ne yaptığını zannediyor bu kız? Buraya benimle görüşmek için gelmişsiniz ve sizi davet ediyor olmama rağmen odama gelmiyorsunuz. Hadi buyurun gidelim. Bakın burası bekleme salonu. Birazdan başkaları gelir rahat konuşamayız. Odama gidip orada rahat rahat konuşsak daha iyi olmaz mı? Girmeyeceğim ben odaya. Ama burada konuşamayız. Konuşmayın. Siz buraya benimle konuşmak için gelmediniz mi? Keşke gelmeseydim. Bıktım artık hepinizden. Psikiyatri kliniğinde bile böyle davranıyorlarsa ben derdim kime anlatacağım? Daha girişte başladılar benimle uğraşmaya. Ne yaptılar size girişte? Ne yapacaklar? Şurada oturan kadın azıcık yerler kirlendi diye kızdı bana. Bağırdı. Ben de Tuna'ya kızdım ama kadıncağızın öfkelendiği kadar varmış. Bakın küçük hanım. Ben küçük hanım değilim. Adınızı bilmediğime göre size nasıl hitap etmemi istersiniz? Siz bana en iyisi hitap etmeyin. Bu ne biçim kız? Şeytan diyor ki bırak git ne hali varsa görsün. Siz bugün çok mu öfkelisiniz yoksa bana mı öyle geliyor? Öfkeliyim evet ama buraya gelmeden önce değildim. Siz delirtiyorsunuz insanı. Anlaşıldı. Bu kız buraya hadise çıkarmaya gelmiş. Kim aldı bu randevuyu size? Ne demek kim aldı? Benim sizin gibi azığı belinde hizmetçilerim yok. Tabii ki ben aldım. Azığı belinde mi? Bu kız bu yaşta bu lafları nereden biliyor? Nereden biliyorsunuz benim hizmetçilerim olduğunu? Siz buranın sahibi değil misiniz? Her şeyi biliyorum. Bu rahatsız mı etti sizi? Neden rahatsız edecekmiş? Siz neyseniz ben de oyum. Ne farkımız var? Bakın, size ayırdığım zaman dolmak üzere. Ben sizin yerinizde olsam bir an önce odaya girer, verdiğim paranın hakkını alırdım. Ama yalnızca para olarak bakıyorsunuz, yazık. Size ödediğim vizit ücretinden başka bir şey değilim sizin için. Merak etmeyin, benim çok param var. İstersem sizi de, bütün kliniği de satın alırım. O girişe de koca koca harflerle kendi adımı yazdırırım. Anladım. Yalnız ben ayakta durmaktan yoruldum. İsterseniz gelin odamda devam edelim. Ben bu pis şeylerle hiçbir yere gelmiyorum. Bütün mesele ayağınızdaki galoşlar mı? Evet, galoşlar. Ama onlar değil, sizin ayakkabılarınız pis. Üstelik hava pırıl pırıl, yağmur da yok. Bu kadar çamuru nereden buldunuz merak ediyorum doğrusu. Çıkartacağım ben pis şeyleri. Yalnız onları çıkarırsanız her yer çamur olacak. Bana ne? Mecbur muyum ben sizin her dediğinizi yapmaya? Buraya kendi isteğinizle geldiniz ve buranın kurallarına uymak zorundasınız. Yok. Değilim. Hocam. Bu lekeleri her gördüğümde kulaklarınızı çınlatacağım. Beni nasıl kızdıracağını biliyor. Bağırıp çağırsa bu kadar çileden çıkaramazdı. Thank you.
Bravo. Kondisyonunuz çok iyi. Şimdiye kadar pek çok dans gösterisi izledim ama bunun gibisi hiç denk gelmemişti. Lütfen devam edin, durmak yok. Bu kadar oyun yeter. Hadi bakalım, odaya çıkıyoruz. Otur hemen şuraya. İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim ki ben. Numaradan mı attı kendini yerlere? Ne yapıyor bu kız? Kalkacak mısınız yerden? Şimdi de benim odayı dağıtmaya kalkmasın bu. Tam da dişine göre burası. Bir dağıtmaya başlasa sonu gelmez. Kendini atmaya kalksa. Tamam, sakin ol. Topla kendini. Belki de ona kızmam için özellikle yapıyor bütün bunları. Belki de söz dinlemek için azarlanmaya alışık. Kalk ayağa. Kalk dedim. Kalk şu karşımdaki koltuğa otur. Sallanma. Zaten yeteri kadar oyaladın beni. Başına darbe almamaya çalışıyor. Refleks olarak yapıyor bunu. Ah, ne yaptılar sana böyle? Kalk hadi. Kesiyor. Evet, anlat bakalım, nedir senin derdin? Kıpırdanıp durma. Kıpırdanıp durma. Kıpırdamak, hatta nefes almak bile yok. Daha fazlasına tahammül edebileceğimi sanmıyorum. Anladın mı? Saçının başının halinden uzun zamandır yıkanmadığı belli. Her taraf battı zaten. Bir de bitlenmesek bari. Ne oldu? İyi misin? Kızım iyi misin? Nefes alsana. Ne oldu? Boğazına bir şey mi takıldı? Kızım cevap versene, ne oldu? Siz dediniz ya. Ne dedim? Nefes bile alma dediniz. Sen de almadın öyle mi?
Anladım. İçeri girdiğimizde de hemen otur dediğim için mi attın kendini yere? Evet. Hemen dediniz çünkü. Ya sen deli misin? Ben deli değilim, tamam mı? Bana deli muamelesi yapmayın. Ay ne diyorum ben? Deli falan değil, tam tersi çok akıllı. Ama bir o kadar da edepsiz. Ben mi deli muamelesi yapıyorum? Ortalıkta zıp zıp zıplayan sen, kendini yerden yere atan sen, ben mi deli muamelesi yapıyorum? Ben onların hepsini bilerek yaptım. Ha demek öyle. Burada da ne yapacağını önceden planladın demek. İyi de neden? Niye yapıyorsun bunu? Sizi kızdırmak istedim. Ya ben sana ne yaptım? Daha tanışmadık bile. Nasıl olsa siz de ötekiler gibi yapacaksınız. Ne yapacağım? Mesele ne yapacağınız değil. Ne yapmayacağınız. Vallahi ne dediğini hiç anlamadım. Yani diyorum ki bu sefer baştan yapmaya karar verdim. Ötekiler de sonunda yapardım. Ötekiler kim? Öteki doktorlar. Demek şimdi sıra bende. Aynen. Siz de. Reddedilmek için elinden geleni yapıyor. Daha ilişkinin başında istenmediğini kendi kendine ispat etmeye çalışıyor sanki. Neden böyle davranıyorsun bütün doktorlara? Çünkü hepiniz kötüsünüz. Nereden biliyorsun benim kötü olduğumu? Oho! Ben çok gördüm sizin gibilerini. Niye geldin o zaman buraya? Parasıyla değil mi? İster gelirim, ister gelmem. Geldim işte. Rüzgar gününü bilir misiniz? Rüzgar gününü üflersiniz döner. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir yere gitmez. Kanatlanıp uçmaz. Kendi etrafında fır fır döner. Ben de öyle üfleyip duruyorum işte. Boşa kürek sallıyorum. Ama en azından deniyorum, değil mi? Demek şimdi de beni denemeye karar verdin ha? Nasıl, beğendin mi bari? Siz de onlar gibi yapacaksınız. Onlar ne yaptı sana? Yani diğer meslektaşlarım. Başta iyi davrandılar. Tekrar randevu verdiler. Gittim. İlgilenir gibi yaptılar. Ama sonra sevmediler beni. Hoşlanmadılar benden. Çok haklılar. Ben de hoşlanmadım senden. Bu kadar açık konuşmasam belki daha doğru bulacaktı. Ama başka türlüsü onu kandırmak olacak. Ya. Hoşlanmadınız demek. Evet. Açık açık söylüyorsunuz yani. Sana bir sır veriyormuşum gibi davranma lütfen. Geldin, ortalığı birbirine kattın, Tuna'ya bağırdın, bana bağırdın, yerlerde süründün. Senden nasıl hoşlanabilirim sence? Ben de hoşlanmazdım. Herkesle böyle açık açık mı konuşuyorsunuz siz? Evet. Benim bildiğim psikiyatristler böyle yapmazlar. İçlerinden geleni yapmazlar yani. Oyunun kuralları vardır. Kurallara uymak zorundadırlar. Doğal olamazlar. Nerede ne söyleyecekleri baştan bellidir. Benim gibilerden kurtulmanın bir yolunu bulurlar. Ama onun bile kuralları vardır. Böyle açık açık söylemezler. Çok bilinçli, planlı davranıyor. Üstelik psikiyatriye de yabancı değil. Biraz önce söyledikleri doğru. Hastaya böyle yapılmaz. Bunu ben de biliyorum ama ok yaydan çıktı artık. Onlara neler yaptın? Son gidişlerim hep olay çıkarmak içindi. Değer verdikleri her şeyi kırdım. Her yeri kirlettim. Onları kızdırdım. Üzdüm.
güvenmediğin, seni iyi edeceğine inanmadığın bir doktora bir daha gitmezsin, olur biter. Ama sen cezalandırıyorsun onları. Cezayı hak ettiler. Suçları ne? Beni sevmemek. Azıcık sevilmek benim de hakkım. Ben sizin kitaplarınızı okudum. Siz hastalarınızı çok seviyorsunuz. Okuyunca hemen size gelecektim. Sonra vazgeçtim. Ya o da beni sevmezse dedim. Öylesi daha kötü. Herkes seviyor. Bir beni sevmiyor. Sadece sevilmek için doktora gelmek ne garip. O kadar mı yalnız bu kız? Baştan böyle yapmasaydım belki başka türlü olurdu ilişkimiz. Yine de benden hoşlanmazdınız. Bundan eminim. Nereden biliyorsun? Ben yargılamadan dinlerim herkesi. Ben bunu istemiyorum ki. Ben herkes olmak istemiyorum. Ben sevilmek istiyorum. Sadece sevilmek için doktora gelmek hiç de akıllıca değil. Ben de akıllı değilim ya. Deliyim ya ben. Ayrıca ben sadece sevilmek değil, sevilerek bakılmak, büyütülmek de istiyorum. Gerçekten bir ruh hekimine ihtiyacın var senin. Var. Var, var, var. Ama kendi yoluna kendin taş koyuyorsun. Son umudum sizsiniz. Onu da kendi ellerinle kırdın. Benden kurtulmaya mı çalışıyorsunuz? Öyle yapıyorum. Ötekiler gibi. Ama sen bana hiç şans vermedin. Keşke verseydim. Keşke affetseniz beni. Bu neyi değiştirecek? Belki de size gelirdim bundan sonra. Demek bana gelmek için şartların var. Evet, var. Ama siz bana hala kızıyorsunuz. Evet, kızıyorum. Çok güzel. Açık konuşmaktan hiç vazgeçmiyorsunuz. Tamam, şahitimi geri aldım. Hadi affedin, ne olur. Tekrar size gelmeme izin verin. Olmaz. Bu tedaviyi çok olumsuz etkiler. İnsan kızdığı birine profesyonel yardım veremez. Hem neden yapıyorsun bunu? Neden insanları kızdırmaya çalışıyorsun? Gerçek duygularını görmek için. İyi de yardım istediğin birini kızdırarak en büyük kötülüğü kendine yapmıyor musun? Öteki doktorlar hiç değer vermediler bana. Hemen vazgeçtiler. Hiç direnmediler. Hep kızdılar. Çünkü sürekli sınava tabi tutmuşsun onları. Senin gerçekten yardıma ihtiyacın var. Seni başka bir arkadaşıma yönlendireyim. Siz de beni başınızdan atıyorsunuz. Böyle başlayan bir ilişkinin sana hiçbir faydası olmaz. İnan bana. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksınız. Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır, hayır, hayır. Bu bir tehdit değil. Bir umut ışığı. Bir yaşam sevinci yani. İlk kez kendim için bir şey yapacağım. Sizi kazanmak için savaşacağım. Bak. Şimdi bu odadan birlikte çıkalım. Ve sana çok güvendiğim başka bir arkadaşımdan randevu alayım, tamam mı? Beni kandıramayacaksınız. Ben seni kandırmaya çalışmıyorum. Adın neydi senin? Bravo. Sonunda adını sormaya akıl ettiniz. Senin yerinde olsam bu işi daha fazla uzatmazdım. Baştan beri yanlış yapıyorsun. Yeter. Benim adım Arya. Siz sordunuz diye söylüyorum. İstemeseniz de beni benden kurtulamayacaksınız. Birbirimizi daha fazla kırmadan, incitmeden bu işi bitirelim. Gönderemeyeceksiniz beni buradan. Gerekirse burayı darmaduman ederim. Yine de gitmem. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi efendi efendi çıkacaksın odadan. En küçük bir yanlışın da başına gelecekleri sen düşün. Hadi.
zaman haberleşiriz. Kolay gelsin. Sen vizite ücretini ödemiş miydin? Ödedim. Çıkarken onu da al. Neden? Çünkü bu randevuda yapılması gereken hiçbir şey yapılmadı. Hadi güle güle. Ama olmaz. Beni böyle yollayamazsınız. Yollarım, hatta yolluyorum. Hadi selametle. Olmaz, bir dakika. Bak, ne yapıyorsun? Hocam, hocam sana ne, karışma. Sen demek karışma, düşüyordu kadın. Hocam siz çıkın, tamamdır. Sana mı düştü? Tasası. Bana düştü, var mı? Bana düştü. Ya ben kaçırdım işte. Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ya deli misin nesin? Bana bak sensin deli. Tamam. Tamam be. Tamam yeter, lütfen rica etsem çıkar mısın? Dur be oğlum, tamam. Sen de. Ya polis çağırsana sen de. Tamam. Çağır da bak bakalım ne oluyor. Ya çağırsana polisi. Mehmet Bey lütfen, rica ediyorum ya, rica. 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 Alın şu paranızı lütfen. Almayacağım. Alın lütfen, rica ediyorum. Ver mi parasını? Ya Mehmet Bey. Tamam. Alın şu paranızı. Alın lütfen. Alın lütfen artık. Tamam hadi, çok Allah çok da dokunmak istemiyorum. Lütfen buyurun. Buyurun. Yavaş! Sus be! Bana bak, geliyorum ha! Gel! Bir daha geleceğim. Hepiniz göreceksiniz. Ya dur bir oğlum, sen de anladık. Beyefendi lütfen ama. Tamam, sen bana bir su getir. Hadi Hüseyin. Pişmanız zaten. Su. Ne biçim insanlar bunlar ya?